Parti'nin Şeyhi Abdülbaki Erol, 74 yaşında hayatını kaybetti. Yurttaşlar Seyyid Abdülbaki Erol'un kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Erol kimdir, nereli, kaç yaşında, Abdülbaki Erol neden öldü, hastalığı neydi, işte Abdülbaki Erol hakkında merak edilenler. Abdülbaki Erol neden öldü? Abdülbaki Erol'un ölümü, cemaate yakın sosyal medya hesapları tarafından duyuruldu. Erol, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Abdülbaki Erol kimdir? Merkezi Adıyaman'da bulunan Menzil Tarikatı'nın Nakşibendi Tarikatı şeyhidir. Abdülbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kahta ilçesinin Menzil köyünde doğmuştur. Babası Seyyid Abdülhakim el-Hüseyinidir. Babasından sonra, şeyh olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol, doğumu, 1930, 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdülbaki Erol Menzil tarikatının şeyhi oldu. Abdülbaki Erol, Adıyaman ilinin Kahta ilçesine bağlı bir köy Menzil'de kurulduğu için Nakşibendi Tarikatı, Menzil Tarikatı adıyla anılan cemaatin şeyhidir. Cemaatin kurucusu babası Seyyid Abdülhakim el-Hüseyini'nin 1972 yılında ölümünden sonra abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanında genişleyen tarikatın 22 Ekim 1993 tarihinde onun da ölümü üzerine şu anki lideri ise Abdülbaki Erol'dur. Abdülbaki Erol hastalığı neydi? Abdülbaki Erol'un Hazreti Muhammed'in 30. göbekten torunu olduğu söylenmektedir. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi, eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti, genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti. Cemaatin kurucusu babası Seyyid Abdülhakim el-Hüseyini'nin 1972 yılında ölümünden sonra abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanında genişleyen tarikatın 22 Ekim 1993 tarihinde onun da ölümü üzerine tarikatın şeyhliği koltuğuna oturmuştur. Abdülbaki Erol özel hayatı. Abdülbaki Erol'un 7 çocuğu bulunuyor, ikisi hayatta değil, hayatta olan 5 halifesinden ikisi 5 erkek evladından olan torunları, isimleri Seyyid Muhammed Saki ve Seyyid Muhammed Fettah. Seyyid Abdülbaki Erol'un çocukları şu şekilde sıralanıyor. (1) Seyda Molla Hıdır vefat etti, Mardin. 2) Seyda Molla İbrahim vefat etti. 3. Seyda Molla Seyyid Mustafa, Mersin. 4. Seyda Molla Abdurrahman. 5. Seyda Molla Nezir, Hakkari. 6. Seyda Molla Seyyid Muhammed Saki, Menzil. 7. Seyda Molla Seyyid Muhammed Fettah, Menzil. 8. Seyda Molla Şeyh Musertekin, Şanlıurfa. Menzil cemaatinin Şeyhi Abdülbaki Erol, 74 yaşında hayatını kaybetti. Abdülbaki Erol'un ölümü, cemaate yakın sosyal medya hesapları tarafından duyuruldu. Erol, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Abdülbaki Erol, cemaatte babasından sonra, şeyh olan abisi Muhammed Raşid Erol'un 1993'te ölümü sonrası yerine geçen isim olmuştu. Cemaat üyeleri tarafından Gafs diye tanımlanan el-Hüseyni'nin cenazesinin Cuma günü tarikatın merkezi olan Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi. ...15 Temmuz sonrası, Abdülbaki el-Hüseyni'nin yaşamını yitirmesinin ardından gözler tekrar Menzil tarikatına çevrildi. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Menzil tarikatı, FETÖ'nün 2016 yılındaki darbe kalkışmasının ardından önemli bir büyüme sürecine girdi. FETÖ'cülerin kamudaki kadroları tasfiye edilince yerlerine Menzil tarikatına yakın isimler atandı. Özellikle Sağlık Bakanlığı Menzil tarikatının yoğun biçimde örgütlü olduğu yer arasında gösteriliyor. Menzil'in AK Parti ile ilgisi yeni değil, Menzilciler 31 Mart 2019 seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini açıklamıştı.
mal varlığı artıyor, tarikatın, vakıf, dernek ve iş insanları örgütü gibi birçok yapılanması bulunurken iktidarla kurulan yakın ilişkiler nedeniyle söz konusu yapılanmalara kamu kaynakların önemli miktarda pay aktarılabiliyor. Cumhur İttifakı'na destek açıklamasında yer alan Semerkant Vakfı ve Beşir Derneği AK Parti döneminde öne çıkıyor. Beşir Derneği 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü aldı. Dernek bu sayede izin almadan yardım toplama hakkına kavuştu. Ulusal ve uluslararası alanda birçok yardım faaliyetinde para toplayabilen derneğin 2021 yılı mali tablosuna göre mal varlığı 114.9 milyon liraya çıktı. Bu videoyu buraya kadar izleyip dinlediyseniz sizden ricam, kanalımıza abone olun ve bu video daha çok kişiye ulaşması için beğen butonuna tıklayarak videoyu beğenin. Her izleyen ve dinleyen kişinin bir Fatiha okumasına vesile olun. Allah hepimizden razı olsun. Merhum Abdulbaki Erol'un ruhuna El Fatiha.